Evet, iyi günler. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ses Teknik'teki bütün arkadaşları tebrik etmek isterim. Hakikaten çok güzel düzenlenmiş, çok güzel hazırlanmış bir konferans. Burada çalışan arkadaşlara, görevlilere de çok teşekkür etmek isterim. Evet, herhalde anne, büyük annemiz aynı. Çünkü İslami finans alanında çalışmaya başladığımda herkes benim casus olduğuma kanaat getirmişti. Evet, biraz farklı bir bakış açısı sunmak istiyorum. Yani tabii çok önemli bir yorum vardı bu öz sermaye açığı konusunda, ama melek aşamasından veya bu öz sermaye açığı uçurumundan mikro finansmana, yani 5 milyon euro ve altı sermaye düzeyine baktığımızda, bu firmaların bazıları çok başarılı ama hala büyük bir finansman ihtiyaçları var. Şimdi sorularımız bunlar. Bu slaytların bazılarını atlayacağım veya üzerlerinde sadece bir iki noktaya işaret edeceğim. Daha sonra bunların detayına bakabilirsiniz. Burada özellikle öz sermaye ve girişim sermayesinden de bahsetmek istiyorum. Burada farklı tür tabii girişim sermayelerine bahsetmek mümkün. Evet, şimdi finansal krizden sonra neler oldu, neler öğrendik, bir takım fırsatlar çıktı mı bundan sonra ortaya ve tekrar öz sermaye konusuna, özel sermaye konusuna dönmek istiyorum. Evet, evet, elbette çok büyük sorunlar ortaya çıktı. Özellikle KOBİ'ler çok olumsuz etkilendi. Büyük kuruluşlar sermaye piyasalarına erişmeye devam ettiler. Yani orta ölçekli ve daha büyük firmalar sermaye piyasalarına belli ölçüde erişmeye devam ettiler. Ve banka dışı finansal finansmanına da ulaşabildiler. Burada tabii hem öz sermaye açısından hem sukuk tarzı bir takım araçlar geliştirerek mikro sermayeye yardımcı olmak mümkün. Fakat bunların havuz şeklinde bir araya getirilmesi lazım. Çünkü çok sayıda değil bunlar. Peki KOBİ'lere ne oldu? Evet, nakit akışları yavaşladı, likiditeleri yavaşladı, iflaslar oldu vesaire. Çok büyük bir darbe aldılar. Bu KOBİ'ler, ki KOBİ'ler dediğim zaman mikro sermayesi olanları ve çok küçük kuruluşları kastediyorum. Genellikle finansmanda kullandıkları araçlar bunlar. Evet, yukarıya doğru bunların kullanılma sıklığı artıyor. Mesela yüksek oranda kredi çektiler. Bu belli finansman programlarından faydalandılar. Şimdi bunlara bakalım. Neler yaşandı? Öncelikle KOBİ'lerin sermaye ihtiyacı çok arttı. Bu daha önceki tablodaki kaynakların alttakileri kaybettiler. Kredi kullanma imkanları vardı. Bunlar daha çok bankalardan tabii alınabiliyordu. Bütün bankalar bunları veriyordu. Bunlar çok arttı, bu kredi miktarları. Tabii bu son derece istikrarsız bir finansman rejimi. Kurum üzerine çok büyük baskı oluşturuyor. Daha yüksek faiz oranları, daha kısa vadeler, bütün bu faktörler, yine teminat ihtiyacında artış, bütün bunlar yine bankalara dayalı unsurlar. Ama aynı zamanda talep tarafında da sorunlar yaşadılar. Ürünlerini satamadılar. Ürünlerine gösterilen talep azaldı. Özellikle petrol ve gaz, daha önce söylendiği gibi. Bunu korumaya çalıştılar. Yani bu tür kaynaklar çok kısıtlıydı. Ve talep tarafını muhafaza etmeye çalıştılar. Evet, aşırı kredi kullanımı, yüksek kredi kullanımında büyük bir patlama yaşandı. Ben sadece iki ülkeyi buraya yazdım ama ülke ülke baksanız ve 30-40 ülkeyle ilgili verileri de sanıyorum bulmak mümkün. Hakikaten KOBİ'lerin finansmanına baktığınızda
Mesela Euro bölgesinde bankalardan faydalandılar. Amerika'da sadece KOBİ'lerin %24'ü banka finansmanı kullandı. Şimdi bir takım stratejiler geliştirelim dediğimiz zaman bunun çok yerel olması lazım. Yani piyasadan piyasaya büyük farklılıklar var burada. Yapıyı biraz daha değiştirebiliriz ve çok fazla borç üzerinde durmayabiliriz. Ama borç her zaman şeriata uygun olsun olmasın her zaman burada önemli bir unsur olmaya devam edecek. Hükümetler nasıl yanıtlar verdi? Bazıları destek, arz talep tarafına destek vermek istedi. Bazıları işletme sermayesinin azalmasını engellemeye çalıştı. Çok başarılı olmadılar. Hükümetlerin kamu borcunda da çok büyük artış oldu tabii. Daha önce söylendiği gibi. Bu da tabii hükümetlerin kabiliyetlerini büyük ölçüde sınırladı ve finansman sağlayamaz oldular. Evet, yani bunları düşünmemiz gerekiyor. Şimdi ne yaptılar? Birazdan buna bakacağız. Bunlar tabii brüt rakamlar. Bölge bölge farklılık gösterebilir ama özet bunlar. Her bölgede hükümetin tabii yapmak istedikleri, yaptıkları farklılık gösterdi. İki farklı kategoriden bahsetmek mümkün. Evet. Mesela daha fazla sermaye sağlayabilir misiniz diye baktığınızda özel sektör burada bir miktar tabii devreye girdi. Sermaye girişim sermayesi imkanlarında büyük bir düşüş yaşandı. Bazı ülkeler finansmanlarını melek kategorisine doğru çekmeye çalıştılar ama bu da oldukça sınırlı bir ölçekte gerçekleşti. Şimdi ilginç nokta şu, KOBİ finansman uygulamalarında belirgin bir düşüş yaşandı. Evet, yani bir yerde yenilgiyi kabul ettiler, parayı alamayacağız dediler ve bu fonlara başvurmadılar bile. Evet, bu tabii eğitimle ilgili bir şey. Bu konu eğitim araçlarıyla belki aşılabilir. Hükümetler hassas olmaya çalıştılar. İşte buradaki yazdığım türde şeyler yaptılar. Teminatlar, garantiler arttırıldı. Yani nakit vermek yerine bunları yapmaya çalıştılar. Bir takım kategorileri genişletmeye çalıştılar. Tabii ki önemli fırsatlar vardı hükümetlerle çalışmak için. Ve birazdan bu konuya tekrar geleceğiz ama müdarebe, müşareke yaklaşımı şahsen ben bunların çok etkili olduğunu düşünüyorum. Zaten öz sermaye dediğimiz, özel sermaye dediğimiz bu. Hükümetlerle, tabii bu hükümetler de bunları geliştirmeye çalıştılar ama borçla bağlantılı unsurlara baktığımız zaman esas olarak hükümetin meselesi borç idi. Yani öz sermaye tarafında çok fazla bir şey yapamadılar. Bir takım yeni enstrümanları görüyorsunuz. Bunlar KOBİ'ler için 2007'den bugüne kadar geliştirilen bazı araçlar. Evet, mesela garantiler. Neyin garantisi? Yine öz sermaye enjeksiyonu çok fazla olmadığını görüyoruz veya onu yapacak insanlar bulunamadığını görüyoruz. Emekli fonlarına gidip emekli fonlarını kullanmaya başladı firmalar. Ve hakikaten çok sınırlıydı bu imkanlar. Yine bir takım kooperatiflere de ilgi gösterilmeye başlandı. That I kind of picked out. Again, debt oriented. Deferrals of tax. Vergiler, faizlerin uzatılması, bu tür araçlar, her şey borç üzerine odaklanıyordu. Yine tabii ki bizim bazı öz kaynak yatırım ilkelerini, öz kaynak risk ilkelerini enjekte edebiliriz bu sürecin içine. Düzenleyici makamlarla da konuşmaya başladık. Geçtiğimiz hafta Almanya'da çok benzer bir düzenlemeyi tartışıyorduk. Fevkalade mikro sermaye düzeyinde.
Yani odak kredi vermede ve burada odağın kaydırılması gerekiyor hükümetlerle ve KOBİ'lerle. Geçtiğimiz yıl Almanya'daki örnek şöyleydi. Tek bir örnek vereceğim. Tabii bunlar Müslüman iş adamları olmadığını görüyoruz. Onlar geldiler benden Orta Doğu'dan para istediler. Tabii sizin işinize ne olacağını bilirsiniz değil mi dedim bunu yaptığınız takdirde. Her şeyi şeriata uygun bir şekilde yapmanız gerekiyor. Hiçbir şekilde gidip bir bankaya herhangi bir alacaklarınızı yatıramazsınız. Aldığınız paraları yatıramazsınız. Ama bunlar küçük şirketler, yerel olarak çalışıyorlar. 11 ila 60 kişilik çalışan mevcutları var. Her bir kişi için ayrı ayrı öneriler getirdik. İki bankayı denedik. Dedik ki biz paramızı bankanıza yatırırsak eğer herhangi bir faiz istemiyoruz ama bunun karşılığında bizden ücret almayın dedik. Her iki bankada bir gün sonra geri geldiler dediler ki tamam olur niye olmasın. Yani bu tür sorunlarla karşılaştık. Çok sayıda benzer sorunlarla karşılaştık. Evet, İslam finansman sistemine daha fazla sermaye mi gerekiyor? Özellikle de KOBİ'lere daha fazla para gerekiyor ve birazcık daha sermaye. Bütün bunlar yerel olabilir peki ama siz insanları KOBİ'lere yatırım yapmaya nasıl ikna edebilirsiniz? İslami finansman çok iyi yerleşmiş. Mesela burada mudaraba. Önce mudaraba diyelim. Tabii ki araçlar mevcut. Tabii özel sermaye ile ilgili. Tabii bu erken aşamada yönetimi değiştirmek istemiyorlar. Yönetimin çalışmasını istiyorlar. Fonluyorlar. Yönetim kuruluna dahil oluyorlar ama ben bu alt kategoride tanıdığım herkes şu konuyu kabul etmek istiyorlar. Müteşebbisin bu işi yapabilme yeteneği var. Ve zaman içinde karlarını arttırmaya çalışıyorlar. Bu bir finansal kazanç makinesi değil. Düşük bir seviyede çalışıyorlar. Bunlar bence uyuyor birbirine. Bir bilgi eksikliği var tabii geçtiğimiz hafta Almanya'da. Bunu açık seçik gördüm. Ama tahmin edeceğinizden daha çok kabul edilebilirlik oranı var. 15 microcap istiyorlar ve hepsi bunları kabul ediyorlar. Bu küçük miktar, küçük işletmede bir term sheet'iniz olmuyor tabii. Yani çok çok ciddi bir niyetiniz olmadığı sürece bu olmuyor. Amerika veya İngiltere'de insanları buna cezbetmek kolay değil. Beklentiler, getiri beklentileri çok yüksek ve çok küçük şirketler bunlar. Küçük bir şirketi analiz etmek çok zaman alıyor. Buradaki sürekli bir şikayet var. Mesela 150 milyon dolar alabilirim Orta Doğu'dan ama 10 milyon dolar alamıyorum. Bu bir sorun. Zaman alıyor ve hiç kimse bu küçük miktarlara odaklanmak istemiyor. Hukuki ve düzenleyici teşvikler var. Birkaç tane örnek verebilirim ama mesela vergilendirmeden, vergi reformundan bahsediyoruz. Küresel vergilendirmesi olan herhangi bir taraf, aynen Amerikalı taraf olduğu gibi, yerel yergi alanındaki vergi reformu kimseye yardımcı olmuyor. Uluslararası bir yatırımda bu alışılmış bir şeydir. Ama peki böylesi durumlarda ne oluyor? Yani vergi anlaşması olması gerekiyor. Yani gidip vergi anlaşmanızı değiştirmeniz gerekiyor. Vergi anlaşmalarının
değiştirilmesi de kolay olmuyor ve çok zaman alıyor. Hükümetlerin yaptığı bir şey bu çünkü. Vergi anlaşmanız var ise hiç kimseye bir fayda sağlayamazsınız. Amerika'da da olsa, İngilizler de olsa. Yabancı yatırım kısıtlamaları, bu da önemli bir alan. KOBİ sağlayıcılarının eğitimi, şaşırırsınız, hiçbir şeyden haberleri yok. Nasıl para kazandıklarını, aldıklarını bilmiyorlar. Bir tek Angel ile çalışırlarsa bunu biliyorlar. Yatırımlarının bir bölümü burada. Yüzdelere baktığımızda, yani burada son derece küçük bir miktar var. Daha başarılı işletmelere baktığımızda, mesela bir kişilik işletmeler, 750 bin şirket var Almanya'da sadece ve sadece ve bunlar KOBİ. Ve bunlar temelde tek bir kişi, 55 yaşında bir kişi, 55 yaşın üstünde bir kişi tarafından yönetiliyor ve muhtemelen onun bir arkasından gelen kimse yok. Bu pazarlara baktığınızda işte ekonomilerinizin temel direği bunlar. Bunlar aslında çok başarılı şirketler, 5 milyon dolarlık şirketler. Ya ama yine de çok başarılılar. Ama yine de kırsal bölgede bulunuyorlar. Hiç kimse oraya gitmek istemiyorlar. Tabii önemli olan şu, eğitim çok gerekli bu alanlarda. Evet, vergi anlaşmaları, uluslararası vergi anlaşmaları, ticaret anlaşmaları, bütün bunlar yerel uygulamalar. Ve zaman zaman engel yaratabiliyorlar. Özellikle de ilk müteşebbislik aşamasında. Yabancı sermaye kısıtlamaları, yabancılarla deneyim, bunlar da önemli ama artık küresel dünyada para böyle hareket etmiyor. Çok ince olaylar yaşanıyor ve bütün bunlar pek çok aşamada insanları bu sektörde çalışmaktan engelliyor. Yani mikro sermaye yatırımcılarında ilgi eksikliği yok. Ancak böyle ufak tefek pürüzler var. Bunların halledilmesi gerekiyor. Son olarak da iflas, özellikle iflas. Pek çok öz kaynak şirketi benim müşterim. İşte bu iflas konusu onlar için en kritik konu. Ve sürekli şunu söylüyorlar, rejimin ne olduğuyla ilgilenmiyorum ben. Ben bunu fiyatlandırabildiğim sürece önemli değil. Peki iflas riski nedir? İslam ülkeleri bölgesinde bu çok önemli bir şey. Çok da riskli. Bir fiyatlandırma konusu onlar için. Katılmak istemiyor değiller ama yabancı sermaye yatırımlarında vergilendirme ve bunun yeniden ulusallaştırılması zor. Ondan kaçınıyorlar. Son iki tablonuz lütfen. Evet, bu sonuncusuydu zaten. Peki ne yapmak istiyoruz? İncelemeler yapmamız gerekiyor. Ayrıntılı incelemeler yapmamız gerekiyor. Piyasaları yeterince incelememiz gerekiyor. Mudaraba yapılarını, müşarakayı incelememiz gerekiyor. Müşaraka çok başarılı olmayacak ama yani mudaraba özel öz kaynak için, özel sermaye için biçilmiş kaftan, onun için yapılmış sanki. Ama müşaraka o kadar değil. Hükümetlerle çalışarak mevcut yaklaşımlarını değiştirmelerini sağlayın. Onların çok azı bu finansmanı kabul ediyor. Ama orada da değişiklik olacak tabii. Bir yerde entegre olmak, işbirliği yapmak ve yeni şeyler yaratmak gerekiyor. Teşekkür ederim.